Merhaba arkadaşlar, Osman Köycü. Kampli Mobilanöz uygulamasının kurucularını, ayrıca Innovation Box adında mobil uygulama arayüz tasarımı yapan bir firmam var. Turkcell, TNT, Yapı Kredi gibi firmada mobil uygulama tasarımlarını yapıyoruz. Aynı zamanda kendi fikirlerimizi hayata geçiriyoruz, mobil uygulama fikirlerimizi. Size bugün Kampli'den bahsedeceğim. Kampli bir mobil analiz uygulaması. Kendi uygulamalarınızda nasıl kullanabilirsiniz? Mobil analizin size ne faydası olur? Aslında kısaca bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Mobil analiz zaten ürününde kullanan da varsa kendi uygulamalarında biliyordur ne olduğunu az çok. İnternete bağlı mobil cihazlardan, üzerindeki mobil uygulamalardan gelen verileri toplamak, onları işlemek ve işte anlamlandırmak ve uygulamamızı daha iyi hale getirmek aslında mobil analiz dediğimiz şey. Mobil analizi nerelerde, kimden, nasıl kullanılır? Aslında kısaca hemen onlardan bahsedeceğim. Örneğin telekom firmaları kullanabilir. Kendi yaptığı uygulamaların işte hangi kullanıcılar tarafından ne kadar, nerede, nasıl kullanıldığı bilgisini alıp uygulamanın daha iyi hale getirebilir. Ajanslar kendi müşterileri için geliştirdikleri iOS ya da Android uygulamalarının raporlarını oluşturup firmalara raporlarını satabilir. E-kitap firmaları işte kitaplarının sesli kısmının nerelerde en çok dinlendiğini, hangi sayfalarda işte kullanıcı kitabı bıraktığını vesaire gibi bilgileri alıp kitaplarını daha iyi hale getirebilir. Ya da oyun firmaları ya da siz oyun geliştiricileri kullanıp işte oyunumu oynayan kullanıcı hangi bölümde en çok zorlanıyor, hangi bölümde bırakıyor, nerelerde ne satın alıyor, nerelerde satın alması gereken şeyleri almıyor gibi bilgileri alıp oyununuzu daha karlı ya da daha iyi hale getirebilirsiniz. Aslında daha da detaya girersek, sonuçta oyun bildiğiniz gibi mobilde şu anda en top kategori, diğer kategorilere baktığınız zaman hem üretici sayısı olarak hem de işte kullanıcı sayısı olarak çok revaçta. Oyun geliştirirken, örneğin mesela Zynga'nın bir yöntemi var, işte 34 kişilik bir ekiple oyunlarında, oyun içinde sattığı ürünlerin işte fiyatlarını bir gün arttırıp, bir gün azaltıp, işte sattığı yerde de değiştirip, o ürünü iyi nerede satabilirim, en fazla kar nerede kazanabilirim gibi bir şey yapıyor. Aslında 34 kişilik ekibe ihtiyacınız yok. Bir mobil analiz tool'uyla da aslında böyle bir veriye ulaşabilirsiniz. Eğer oyun geliştiriyorsanız mesela şu veriler işinize yarayacaktır. Oyunu oynayan kullanıcı hangi bölümde oyunu bıraktı artık oynamayı? Ya da işte oyununda en çok in-app purchase'dan bir şeyler satın alan adam nerelerde satın alıyor ya da bu adamın profili nedir? Bu profile insanları nasıl çekebilirim gibi bilgiler ya da hangi cihazlarda en çok kullanılıyor gibi bilgiler aslında oyunu geliştiren kişi açısından daha karlı hale getirmek için iyi veriler olacaktır. Kountly'den bahsedeceğim ürün olarak. Kountly aslında tam olarak nedir? Kountly hem SDK'sı hem kendisi open source olan iOS ve Android için şu anda sadece destek veriyoruz. Türkiye'de geliştirilen, alıp kendi sorgunuza kurabileceğiniz yani verinizin güvenli ellerde olacağı bir mobil analiz ürünü. Aslına bakarsanız. Biz Kampli'ye nasıl başladık? Nereden çıktı Kampli? Sonuçta az önce de bahsettiğim gibi kendi mobil uygulamalarımızı geliştirdiğimiz için bir analiz tool'una ihtiyacımız vardı. Tabii analiz tool'larını araştırıyorsunuz. Kendi serverınıza kurabileceğiniz, yani verinizin kendinizde bulunacağı, güvende olacağı bir yöntem yok. Var ama çok büyük firmaların ancak alabileceği, aylık ödemeleri çok yüksek şeyler. Öncelikle biz buradan çıktık. Yani kendimizde olacağı şekilde bir ürüne ihtiyaç duyduk. Rakiplerine Kampli'nin baktığınız zaman tasarım farkı göreceksiniz arada, bayağı büyük. Aslında görsel tarafı daha güzel olan, kullanışlı olan bir ürün olmasını istiyorduk. Kendimiz için aslında başta istedik ama daha sonra tabii kullanıcılara da ürünü büyüteceğimiz için herkes için faydalı olacağını düşündük. Bir de benzeri bir ürünün açık kaynak kodlu olanı yoktu. Bir de tabii Türkiye, ekip Türk, 4 kişiyiz. Yani Türkiye'den bir başarı hikayesi olabilir diye düşünüyorum. Çünkü rakibi çok fazla yok dünya çapında ve gerçekten rakipleriyle araştırırsanız arasında hem görsel hem altyapısal farkları var kesinlikle. Yani yola çıkarken aslında hedefimiz şuydu. Açık kaynak kodlu, kendi sorumluluğumuza kurabileceğimiz güvenlikli, topluluk süreçleriyle yönetebileceğimiz, eklentiler, pluginler eklenebilecek, herkesin yazabileceği bir mobil analiz ürünü ortaya çıkarmak hedefimiz. Şu anda Kampli'yi indirebilirsiniz kamp.ly adresinden. Şu anda bu özelliklere sahip. Yani şu anda Kampli ile kullanıcı istatistiklerini tutabilirsiniz. iOS ya da Android uygulamanızın. Oturum sıklığı ve oturum sayısını, ülke istatistiklerini,
cihaz bilgilerini işte iOS'ta ne kadar kullanılıyor, Android'de ne kadar kullanılıyor, hangi cihaz modelleri, hangi işletim sistemleri kullanıyor gibi bilgileri. Operatör bilgilerini kullanıcı bağlılığını, yani işte bir kullanıcı indirmiş, bir daha kullanmış mı uygulamamı ya da kaç kere kullanıyor, bak benim uygulamam bağlı mı, bir şeyler satın alıyor mu, bu tarz bilgileri ve detaylama raporlu raporlama özelliklerini şu anda kullanabilirsiniz. Kullanmaya nasıl başlayacağım kısmı aslında daha önceden mobil analiz tool ya da web analiz tool kullanmış olanınız varsa zaten basit bir şey. iPhone ya da Android hangi işletim sistemine uygulama yapıyorsanız onun SDK'sını indirmek, uygulamanıza eklemek. Daha sonra Conf'i indirip Linux ya da macOS buraya eklememiş server'a kurmak. Yakında Windows server'lara da kurabileceksiniz. Daha sonra uygulamanızı App Store'a ya da Google Play'e göndermek ve daha sonra da verilerinizi izlemek. Aslına bakarsanız yapacağınız şey bu kadar basit. Yani tasarımdan bahsediyorum. Aslında dashboard böyle bir şey. Birazdan daha detaylı göstereceğim size. Demo yapacağım. Orada zaten göreceksiniz. Ama arayüz ortalama böyle bir şey sistemin. Yol haritası. Şimdi ürün çok yeni. Daha yeni çıktık. Çıkalı 5 gün falan oluyor. Geliştirmeye başlayalı da bir 5 ay falan oldu. Yol haritamızdan kısaca bahsedeceğim. Önümüzdeki Ağustos ayında eklenti yönetimi gelecek. Bir store açmayı düşünüyoruz. Plugin store. Herkesin işte açık kaynak olduğu için yazdıkları pluginleri ekleyebilecek. Pluginden kastım şu. Örneğin mesela biz dashboard'u böyle tasarladık. Birisi kalkıp bu dashboard'u işte ben şu şekilde tasarlayayım, işte şu verileri de göstereceğim, daha mantıklı oldu diye işte atıyorum XYZ dashboard diye bir plugin yaptım deyip ekleyebilecek store'a ve siz bu plugin'i kullanabileceksiniz aslında. Diğerlerinden en büyük farklarımızdan bir tanesi bu. Gelişmiş raporlama, birazdan demoda raporlamayı göstereceğim. Ağustos ayında geliyor da. Event yönetim var. Az önce bahsettiğim işte oyunda kullanıcı en çok hangi bölümde ölüyor vesaire gibi o şey atraksiyonlu kısımlar aslında şu anda eklenmiş değil. Ağustos ayından itibaren eklenmiş olacak. Hata problem raporlama şu an için yok. Ağustos ayında geliyor. Detaylı kullanıcı yönetim yok. Şu anda tek bir kullanıcı açabiliyorsunuz. Ağustos ayından itibaren işte admin'in altında birçok kullanıcı vesaire açabileceksiniz, yetkilendirebileceksiniz. Ekim ayında Windows Phone desteği geliyor. Şu anda dediğim gibi iOS ve Android desteği var. HTML5 desteği geliyor hibrit uygulamalar için. Bir de şey, Amazon kurulumu gelecek. Yani ben işte kendi server'ımı kurayım, işte kendi server'ımın üzerinde kalmayı hayata geçireyim, ayağa kaldırayım, kullanayım vesaire kısmıyla ben uğraşmak istemiyorum diyorsanız işte Amazon için basit bir kurulumla direkt hani Amazon'da bir server'ın üzerinde kendi yine verilerinizi tutabiliyor olacaksınız. iPhone ve iPad application'a gelecek. Artı TV application'a gelecek. Birazdan kısaca bahsedeceğim. iPhone'dan, iPad'den ya da televizyondan verilerinizi takip edebiliyor olacaksınız. Sosyal ağlarla bağlantı gelecek. Yani şöyle, mesela bir uygulama yaptık. Çıktık App Store'a. Birisi Facebook'tan paylaştı uygulamayı mesela. O paylaşımdan sonra çok yüksek bir artış oldu. Bu tarz artışları görebilirsiniz. İşte Facebook'ta şöyle şu içerikli bir paylaşım oldu. Ondan sonra şöyle bir artış oldu. Ya da işte Twitter'da şöyle bir şey tweetlediler. Ondan sonra işte 3000 kişi daha geldi falan gibi verileri görebileceksiniz. Aralık'ta da bir kere şey gelecek. Import özelliği gelecek. Yani şu anda herhangi bir import yok. Var olan verilerinizi alamıyorsunuz. Şu anda uygulamanızı ekledikten itibaren verilerinizi görebiliyorsunuz. Ama önceki App Store'daki ya da Google Play'deki verilerinizi artık import etmeye başlayabileceksiniz. Modüler web arayüzü dediğimiz çok yüksek ihtimalle şey olacak. Yani hani kendi değiştirebilir değil de biz adamın kullanım sıklığına göre adamın dashboard'unu şekillendirip onun önüne sunuyor olacağız. Sıcaklık haritası, işte adam uygulamada en çok nerelere dokunmuş, aslında dokunulması gereken yerlere dokunmuyorsa bunlarla ilgili bilgiler vereceğiz. Bir de geri bildirim, raporlama gelecek. Ondan önemlisi anlık önerme gelecek. Anlık önermeden kasıt şu: siz bir Android uygulaması yaptınız ama 3 tane çözünürlük için yaptınız. Koydunuz Play'e. Sistem bakıyor. Bu 3 çözünürlükte çok fazla var ama bunlardan daha fazla bir çözünürlük var indiren. Diyelim ki X telefonu daha fazla indiriyor. Size şey öneriyor, diyor ki bak sen bu uygulamayı yapmışsın, şu çözünürlükler iyi ama şu çözünürlükte çok fazla indirilme oranı var, buna da uyumlu olsa uygulaman çok iyi olur vesaire gibi akıllı size önermeler getirecek bir sistem olacak. Az önce dediğim gibi hani izlemeyi neyle yapabiliyorsunuz? iPhone uygulamamız ve iPad uygulamamız şu anda yapım aşamasında, Android uygulamasına başlamadık, TV'ye de başlamadık.
Buralardan bütün verilerinizi webden izlediğiniz gibi izleyebileceksiniz. Burada herhangi bir ekleme, çıkartma, silme gibi bir işlem değil ama görüntüleme işlemlerini yapabileceksiniz. Yine diğerlerin, rakiplerimizde var bu iPhone, iPad uygulamaları bazılarında ama mesela TV tarafına çok önemli şeyler. TV'den kasıt da örneğin işte büyük firmalarda olur bu, yani yöneticilerin hani odasında televizyon olur. Oradan bir kendi şirketle ilgili ya da ilerlemelerle ilgili verileri takip etmek ister. Bu televizyon uygulaması aslında öyle bir şey olacak. Siz istediğiniz yerden. Örneğin X uygulamasının en çok indirim, toplam indirimli oranıyla işte Y uygulamasının işte oturum sıklığını getir, işte şurada dashboard'da, TV'nin dashboard'unda göster gibi bir şey diyebileceksiniz aslında TV uygulamasıyla. Yine slide'ları anlatırken aslında birçoğundan bahsettim ama artılar eksiler kısaca şöyle rakiplerimizle aramızdaki. Artısı açık kaynak kodlu olması, güvenlikli olması, yani veri tamamen sizde. Biz sizden hiçbir zaman için işte sizin verinizi talep ederiz gibi bir şey söylemiyoruz. Yani böyle bir seçenek var ama siz isterseniz bize geliyor veriniz. İstemediğiniz sürece herhangi bir veri sizden almıyoruz. Kendi server'ınızda tutabiliyorsunuz. Kullanıcı deneyimi tasarım olarak diğerlerinden daha farklı. Eksilerimizde daha yeniyiz. iPhone ve Android'de sadece varız. Kurulumu belki bir kısım insanlar için belki zor olabilir ama onun için de denemiyorum. Amazon gibi çözümler üretiyoruz. Dokümantasyon yönü, yani çok fazla dokümantasyon yönü. Onun için kullanacak değil de geliştirecek arkadaşlar için şu an için bir sıkıntı olabilir ama ilerleyen zamanda o da çözülecek. Dediğim gibi yani projeyi biz open source yaptığımız için topluluk süreçleriyle yöneteceğiz. Bu süreci de şöyle yönetiyoruz. Şu anda ve daha ileride kuracağımız şeyler aslında bunlar. Tüm kaynak koduna işte SDK'ya vesaire ulaşabileceğiniz bir depo. Videoların, işte kod parçacıklarının, dokümanlarının bulunduğu bir alan. Yine tartışmaları, soruların sorulabileceği bir forum ve yine dokümanların bulunacağı bir wiki gibi bir şeyle devam etmeyi düşünüyoruz. Mobil analize yeni başlayan arkadaşlar, merak etmek isteyen arkadaşlar için, merak eden arkadaşlar için Mobile Analytics 101 diye bir doküman oluşturduk. Count.de adresinden indirebilirsiniz dokümanı, inceleyebilirsiniz. Ben kısaca bir demo yapacağım size arkadaşlar, bir göstereceğim nasıl çalıştığını. Bu demoyu şöyle, biz Innovation Box olarak bir uygulama yaptık zamanında, belki görmüşsünüzdür, Android'de de var, iPhone'da da, telsiz diye bir uygulama. Basıyorsunuz, sadece polis telsiz sesi veriyor uygulama. Biz bu uygulamayı şey için yaptık, yani hiç daha önce uygulama yapmamıştık, aklımıza basit bir fikir geldi, hemen hızlıca gönderelim, işte App Store'a nasıl uygulama gönderiliyor, onu öğrenelim, hep indiriliyor mu, nasıl takip ediyoruz, ne yapıyoruz, bunu görmek için böyle bir uygulama yapmıştık. Yani şu anda 350 bin falan oldu kullanıcısı. Bayağı Türk insanın talep gösterdiği uygulama yani. Yani uygulama aslında şöyle bir uygulama basitçe göstereyim ben size. Şöyle basıyorsunuz, telsiz uygulaması sesi veriyor. Uygulamaya bayağı bir ihtiyaç var. Yani aslında biz şöyle hani eğlenceliktir diye koyduk uygulamaya ama İnsan şey diye kullananlar var uygulama yani, işte akşam geçerken evin yolda tinerciler vardı, çok korkuyordum, geçerken şimdi açıyorum sivil polis tanıyorlar falan diyen var. Savcılıkla başı belaya giren falan var, normal kullanım. Kullanım alanına göre şey oluyor. Uygulamayı biz de, şimdi dediğim gibi yeni çıktı, test için store'a tekrardan gönderdik, update ile yeni seslerle beraber. Şu anda sadece iOS versiyonunu ekledik, Foundry'yi. Şöyle göstereceğim size, Foundry'yi çözdüm diye tam olarak oturmadığı için. Böyle bir basit bir dashboard'umuz var. İşte toplam oturumu, toplam kullanıcı. Yani uygulama yeni gönderdi, şu anda 26.1
yani 26 bin kullanıcı toplamda indirmiş. İşte ortalama 0.9 saniye bir kullanım oranı var civarda. 208 bin kere işte açılmış, tuşuna basılmış, bir şeyler yapılmış yani oranmış. Bu aşağıda hemen şeyleri görebiliyorsunuz. Şu anda tabii top platform iOS doğal olarak tek olduğu için. Android'e eklediğiniz zaman Android ve iOS arasındaki farkı görebiliyorsunuz. En çok kullanıldığı çözünürlük yine iOS olduğu için doğal olarak, ama en azından buradan şu veriyi görebiliyorsunuz. iPhone 4 kullanımı, 4 ve üzeri, işte 6 kullanımı, böyle diyebiliyorsunuz. İşte Turkcell, buradan da mesela şu veriye ulaşabilirsiniz. iPhone'dan çoğunluk insanın hangi operatörü kullandığı gibi veri kısmına çıkabilir. Turkcell'de bu kadar, Vodafone'da, Avaya'da bu kadar kullanılıyor. En çok işte şu tarihlerde indirilmiş. Burada hemen bir map var. Bu arada yani uygulama telsiz ama birazdan şimdi şeyi göstereceğim size. Analitikten hatta direkt gideyim. Hocam Türk polisi meşhurdur onun için. Analitikse yani şu görmüş olduğunuz bütün ülkelerden telsiz uygulamasını indiren var. Bir dakika bilmiyorlar yani bayağı bir. İndireni var bir borçlu. Analitik altından da tekrardan daha detaylı bilgilere gidebiliyorsunuz. İşte user bilgileri, tarih, hangi tarihte kim ne indirmiş. İşte kullanıcılar uygulamanızı sevdi mi? İşte bir kullanan bir daha kullanıyor mu? Ne yapıyor, ne ediyor? O tarz bilgiler, session'lar yani detaylı. Session bilgilerini alabiliyorsunuz. Ülkeleri gösterdi. Mesela devices. Bunun gösterimi değişecek bu arada arkadaşlar. Yani bu kötü bir gösterim ama yakında değişecek. Şuradan işte tablonu görebiliyorsunuz. Şu kadar şu cihazlar kullanmış ama şuradan bütün detaylı ne kadar kullanan cihaz varsa hepsini görebiliyorsunuz. Yani iOS'ta bu kadar farklı cihaz belki bundan daha da fazla vardır. Kullanmış. İşte Turkcell'in, Vodafone'un, Avia'nın kullanılanları gibi bir bilgi. Pardon, orada tutan bilgiler mesela indirip sonra anistol edilenler hepsi orada tutuyor yoksa şu anda telefonda gerçekten olanları gösteriyor. Nasıl yani? Şu anda direkt ben zaten anistol ettim ama hala o indirdiğim için sonuçta bir kere açtım program. Oraya kalması bekledim. Tabii buraya eklendi. Yani o indirilme oranı o anistol ettim sonra. İndirilme oranı kalıyor şu anda. Anistol etseniz böyle. Yani şu anda buradan hani silme yani şey aktif sonuçta bu bahsettiğiniz şey aktif user'la aslında bakılacak bir şey. Yani total user gerçekten o adam anistol etse bile indirildiği için total user'a giriyor o adam. Ama aktif user'a baktığınız zaman zaten toplamda hani uygulamanızı ne kadar adam kullanıyor daha net bir veri çıkıyor aktif user'da. Buradan da böyle bir bilgi. Aslında şey olarak basit application, işte add diyorsunuz, application'e kategori, time zone, ikonunu giriyorsunuz, size bir key veriyor. İndirdiğiniz SDK'ya key giriyorsunuz. Ondan sonra kendi sorunuza kampi kurduktan sonra izlemeye başlıyorsunuz zaten. Şu anda burada raporlama tool'u yok. Ben size onu sitemiz üzerindeki demodan göstereyim. Raporlama tool'da şöyle bir şey aslında. Buradan kendi PDF'inizi tasarlayabiliyorsunuz kısmen. Yani işte şu tarihler bu kapağını, işte kapakta şunu yazmasını istiyorum ve işte tarih olarak şu yazsın. Burada işte bu sayfanın başında user data olmasını istiyorum. Gitsin, işte atıyorum. Stations'dan ya da işte users'dan alsın. Sadece table ve chart'ı da göstersin. Table ve chart bölümü yapsın. İşte burada sadece diyorum bir table göstersin. İşte gitsin, countries alsın. Ondan sonra create dediğimde burada kendi oluşturduğum, tasarımı kendi yaptığım PDF'i bana çıktı olarak veriyor. Sistem. Sunmasında bitti arkadaşlar. Teşekkür ederim. Hello at Country'den bize ulaşabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa. Yani ekibe katılmak isteyen arkadaş olabilir, destek vermek isteyen olabilir, sorusu olan olabilir. Her zaman için bize Hello at Country'den ulaşabilirsiniz. Sorusu olan varsa alabiliriz. Ben çok teşekkür ederim. Aslında benim çok sorum yok ama bana Görkem böyle çalışmaya meydan Osman'ın hemen CC demişti böyle bir çalışmalar diye. Öncelikle açık kaynak kodu olarak bence arayüzleri çok güzel. Bu arada zaten firma olarak Türkcell gibi benzer kurumlara arayüz tasarımları yapıyorlar. Bence şahane yani biz açık kaynak kodda biraz arayüzle ilgili sıkıntılar yaşattık ama bence çok güzel olmuş arayüzler. Kötü dediğiniz gösterimler de çok güzel.
Ben ayrıca bir alkışlamak istiyorum. Teşekkür ederim. Gerçekten çok önemli bir ihtiyaç ve bence en büyük artısı bu. Yani açık kaynaklı bir projeye destek vermek. Ben bu günden itibaren bir takım farklı platformlarda Osmanlılara destek olmamız gerektiğini düşünüyorum. Sosyal ağlarda, farklı ortamlarda ve bir projeyi çok daha iyi yerlere çıkartmamız gerek, bunu düşünüyorum. Sadece kullanmak değil bence, bir adım ileriye götürmek de önemli. Ben inceldiğim kadarıyla Osmanlı Savaşı'ndan sonra dünyada böyle bir örnek yok. Yani açık kaynak kodu olarak mobil cihazlarınızı takip edebileceğiniz, kendi sunucunuzu kurabileceğiniz bir yapı yok. Türkiye'den çıkmış olması ve burada tek bir anlamda lansmanın yapılması beni ayrıca memnun etti. Teşekkür ederiz. Ben tekrar firmaya ve açık kaynak kodu gönül veren herkese bu çalışmalar için çok teşekkür ederim. İnşallah. Ya bizim arkadaşlar da şerifim bahsedeyim. Yani bizim hedefimiz inşallah globalde tutunabilmek. Yani çünkü gerçekten rakipleriyle arasında yani teknik altyapı olarak baktığınız zaman çok çok büyük bir fark yok. İnşallah yakın zamanda yetişeceğiz onlara. Dediğim gibi görsel tarafta ve işte açık kaynaklı olması en büyük özelliği ve indirip kendi sorunumuzda kurabiliyor olmanız. Aynen işte destek verirseniz biz de seviniriz. Sosyal ağlarda yayınlamamıza vesaire. Teşekkür ederim. Sağ olun. Varsın. Buyurun. Kullanıcılar server'a gider. Verinin boyutuna kadar yani. Totaller arasında. Vallahi ya, yani şimdi tam o teknik konuda Görkem'den şey olursam tam olarak bir şey mi? 70 byte civarında her 30 saniyede bir yani 70 byte üzerine o head'e gidiyor. O payload 70 byte sadece. Yani 3G ağında o payload şey farklı, üzerindeki o head farklı, ekleme farklı. Bir de standart TCP IP ağında farklı olduğu için şey, o 70 byte üzerinden ne gidiyorsunuz? 30 saniyede değil bu kadar. O da sadece uygulamanın hani kullanılması sırasında gönderilen paketler. Yani uygulamayı kapattığınız zaman arka planda hiçbir paket gönderilmiyor. Bu arada real time'dı aslında az önce açtığımız demo ama şey yapamadık. Gösterelim. Ben şey sormak istiyorum. Burada bazı istatistikler bilgiler alınmak için Android platformunda permission'lar veriyor. Biz bunlardan sadece şunları alalım yani biz mesela diyorum ben uygulamamda hepsini stratejide tutmak istemiyorum. Bunun için ayrı bir yani seçenek vesaire var mı? Sizinle tamamen SDK açık kaynak kodu ve size bağlı. Dolayısıyla içinden hangi bilgileri toplayıp hangileri gönderebileceğiniz de size bağlı. O bilgileri gösterebilir yapılıp yapılmayacağı da size bağlı. Yani tamamen açıyorsunuz kaynak kodunu. Gerekli olan bunları görmek istiyorum diyorsunuz. Veya bunları görmek istemiyorum diyorsunuz. SDK'dan da bunları göndermiyor diyorsunuz. Yani kontrol tamamen sizde orada. Yani diğerlerinden aslında bahsettiğim en büyük fark da bu. Open source olduğu için SDK'nın kontrolü de indirdiğiniz zaman server side kontrolü de sizde. İstediğiniz veriyi göstermek, göstermemek tamamen sizin elinizde. Başka soru yoksa teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun. Arkadaşlar bir aramızda olmayan bir toplantı değil de Amerika'ya gitmek zorunda kalan Gideros Mobile ekibi var. Onlar da aslında Türkiye'den çok önemli bir girişim. Burada olmalarını çok istedik. Programa da koymuştuk ama bence güzel bir çalışma oldu ve Amerika'ya gitmeleri gerekli bir anlaşma ile ilgili olarak. Lütfen bu adresi de kaydedelim. Bu adresi de bir takım farklı platformlara, Android, iOS gibi farklı ortamlara uygulama geliştirebileceğimiz ve geliştirdiğimiz uygulamaları çok hızlı bir şekilde test edebileceğimiz benzer özelliklerdeki uygulamalardan çok daha hızlı bir şekilde hayata geçirebileceğimiz bir platform. Bu da Türkiye'deki açık kaynak kod camiasında uzun yıllar destek veren bir ekip tarafından geliştiriliyor ve bu programa da biz destek verirsek Türkiye'de üretilen bu tarzdaki platformları mümkünlüğünden desteklememiz gerektiğini düşünüyorum. Yine AWS gibi Gideros Mobile'da bence gerekli ilgi ve şefkat gösterelim. İnşallah bundan sonraki etkinlikte onları da aramızda görürüz ve bir tanıma şansı buluruz. Belki Görkem bir şey söylemek ister çünkü o da Gideros ekibine çok yakın kardeşi ekibi var. Gideros ekibine yakınlık var tabii. Onlar şimdi Amerika'dalar. Yatırımcı görüşmeleri yapıyorlar. Sevindirici bir kayıp oldu bizim için. Yani Gideros gerçekten şu anda her ne kadar 25 tane oyun çıksa da ve hepsi de yurt dışından çıksa da benzer oyun motorlarıyla karşılaştırıldığı zaman hani insanların biz hepsine baktık. Evet Corona'ya baktık, evet işte Muay'a baktık, evet diğer Muay'den de oyun
göndermek mümkün. Hani diğerlerinde bunların önemli kısmı yok dediğimiz bir uygulama diyebiliriz. Hep geri bildirim, yani atımlara geri bildirim geldi ki. Biliyorsunuz mobile.com'a girerseniz o download kısmından hızlı bir şekilde ürün bileğe sahip bu arada. Yani diğerlerinde SDK bahsettiğimiz ürünleri. Bir geliştirme ortamı daha geçti. Evet, geliştirme ortamı kendi içinde SDK, kendi içinde çok önemli bir özelliği var ürünün. Siz hem iOS hem Android tarafında kodu bir kez yazıyorsunuz ve iki tane platformuna çıktı belirtiyorsunuz. Artı ağlamda test etme imkanınız var. Yani normal diğer ürünlerde şöyle bir cihaza aktarırsınız, cihazda uygulamanın kendisini test edersiniz. Yani APK ya da işte ilk ve ilk dosyası haline getiriyorsunuz. Ve bunun için mutlaka ekosistem ihtiyacınız vardı. Şey tarafında, iOS tarafında ama burada öyle değil. Windows altında, Linux altında ve Linux altında değiştirdiğiniz uygulamaların bir saniye içinde testini cihaza yapabiliyorsunuz. Bu da gerçekten size ciddi anlamda çıktığınız zaman tasarlanıyor.